merkezi depremlerin üzerinden dün itibariyle tam 5 ay geçti. Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına sabırlar diliyoruz. Deprem bölgesinde hala kendisinden haber alınmayan insanlar var. Başta barınma sorunu olmak üzere hala sıkıntılar sürüyor. Yıkılan, ağır hasar gören binaların yapım aşamasında izin ve kontrol süreçlerinde devlet yetkililerinin sorumluluğunu her seferinde dile getiriyor. Bu sorumluluğun bir hakkın yerine getirilmemesi ve çıkarılan imar hafları hükümetin burada ciddi bir ihmali olduğunu ortaya koyuyor. Anayasanın 125. maddesinin son fıkrası açıktır. İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Yitirilen canlar geri getirilemez. Ama yapılacak evler vatandaşa zarar tazminatı olarak bedelsiz verilebilir. Verilmelidir de. Biz bunu söylüyoruz. Sarayın bakanı bugün çıkıyor, 500 bin lira hibe verelim, vatandaş evi kendisi yapsın diyor. TOKİ'nin hesabı ile bile bir evin maliyeti 2 milyon liraya yaklaşıyor. Bunlar bunun dörtte birini verip vatandaşı başlarından atacaklar, vatandaşı kaderine terk edecekler. Söylüyorum, yetki sorumluluk getirir, sorumluluğunuzun gereğini yerine getireceksiniz. Bu konutları yapacaksınız, zamanında yapacaksınız, depremzedelere bedava vereceksiniz. Bunun başka yolu yok. Değerli basın mensupları, depremin hemen ardından bir bağış kampanyası başlatıldı. Bağışçılar da ağırlıkla kamu kuruluşlarıydı. Kampanyada 115 milyar liralık bağış taahhüt edildi. Bunun 84 milyar liralık kısmı hesaba yatırılmış. Ama taahhüt ettikleri bağışları yatırmayanlar var. Bunların kimler olduğunun kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Biz sık sık bağışların nerede, nasıl kullanıldığını araştıralım diyoruz. Bunun için önergeler de veriyoruz ama mecliste reddediyorlar. Oysa bu ülke önceki hükümetler döneminde de depremler yaşadı. Ama o hükümetler tüy bitmedik depremzedenin, yetimin hakkı olan bu paraların üzerine titredi. Kuruşuna kadar nereye harcandığını takip etti. Raporladı ve kamuoyuna açıkladı. Acilen benzer bir takip sisteminin kurulmasını, kamuoyuna bilgi verilmesini, sonuçların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denetlenmesini bekliyoruz. Depremin üzerinden geçen bunca zamana rağmen hükümet vergi artışı ve zamlar için seçimin bitmesini bekledi. Şimdi deprem gerekçesiyle vatandaşlarımızın sırtına yeni vergiler yüklemeye hazırlanıyorlar. Bunları bir torba yasanın içine koymuşlar, gerekçesine de deprem demişler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiler. Burada her şeyden önce çok büyük bir samimiyetsizlik var. Deprem 6 Şubat'ta oldu. Bunlar yasayı Temmuz ayında getiriyorlar. Yetmez bir de aynı torbaya memur maaşı düzenlemelerinde koyuyorlar ki çabuk geçsin. Seçim nedeniyle harcama musluklarını sonuna kadar açtılar. Seçim kaybedeceğimi bilsem dahi yapmam dedikleri ne varsa bir bir yaptılar. Hazinenin ve Merkez Bankası'nın kasalarını tam takır ettiler. Şimdi depremin depremzedenin arkasına sığınıp milletin gırtlağına çökmeye kalkıyorlar. Buna kimse inanmaz. Bunun samimiyetine kimseyi inandıramazlar. 1999 depreminden sonra depremin yaralarını sarmak için geçici bir özel iletişim vergisi çıkarılmıştı. Bunlar daha sonra bu vergiyi kalıcı hale getirdiler. Erdoğan hükümetleri döneminde toplanan deprem vergisi 36 milyar 743 milyon dolara ulaştı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu paranın nereye harcandığını hep sorduk. Bir zamanlar Maliye Bakanlığı yapan şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı bu soruya duble yollara, demir yollarına harcandı diye yanıtladı. Erdoğan bir adım daha ileri gitti. Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok dedi.
hükümetin hesabını vermediği bu vergileri şehirlere depreme hazırlamak için kullanmamasının milletimize bedeli çok ağır oldu. Bunu son depremde maalesef çok ağır bir şekilde ödedik. Getirdikleri torba yasalaşırsa bu yıl aldıkları motorlu taşıtlar vergisini bir daha alacaklar. Buna da bir defalık bunu yapacağız diyorlar. Ben vatandaşlarımıza söylüyorum, hazır olsunlar. Bu hovarda hükümet bunu da kalıcı hale getirir. Bir de Cumhurbaşkanı'na özel tüketim vergisini olağanüstü arttırma yetkisi getiriyorlar. Bütün bu yapılanların hepsi anayasa ve ilgili yasalara aykırı. Yine dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanı kararıyla harçlara ve KDV oranlarına yılın ikinci yarısında insafsız zamlar, artışlar geldi. ÖTV katma değer vergisi oranları arttırıldı. ÖTV'nin 6 ayda bir arttırılması otomatiğe bağlandı. Bu artışlar iğneden ipliğe her şeyin fiyatını arttırır. Biz artık bu ülkede bir ev bir araba almak hayal oldu diyorduk. Ama bu vergi ve harçlardan sonra artık bir akıllı telefon almak da hayal oldu. Bu yapılan gidişin gidiş olmadığını, sarayın hatalarının faturasının yine düşük ve sabit gelirlere çıkacağını, gelir adaletsizliği ve yoksulluğun daha da artacağını bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. İnsaf. Bu nedir? Bu nasıl zam yapmaktır? Bu nasıl vergileri arttırmaktır? Bu nasıl bir zulümdür? Öyle görünüyor ki Erdoğan hükümetinde artık insaf diye bir şey kalmamış. Yine bu zamlar gösteriyor ki sarayın dışarıdan gereken parayı bulma ümitleri söndükçe gözlerini vatandaşın cüzdanına dikiyorlar. Saray seçim sırasında, seçim öncesinde ve hemen seçimden sonra kaşıkla dağıttığını, seçimden sonra vatandaştan vergiyle, zamla, adeta kepçeyle geri alıyor. Ben buradan söyleyeyim. Bu kadar zam yapmasına izin verilseydi Nebati Bakan da bu ekonomiyi gayet rahat yönetirdi. Değerli basın mensupları, sarayda yazılan bu torba yasa hem son derece özensiz yazılmış hem de anayasaya aykırı son derece tehlikeli maddeler içeriyor. Rasyonel politikalara dönüş dedikleri buysa vay milletimizin haline. Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce bütçe hakkının mecliste olduğu gerekçesiyle bizim talebimiz üzerine, bizim itirazımız üzerine iptal edilen Cumhurbaşkanı'na bakanlık bütçelerine ödenek ekleme yetkisi verilmesi bir bakıyoruz bu torbanın içine tekrar sokulmuş. Yine bu torbada net borç kullanım tutarının arttırılması ile ilgili bir madde var. Bu ikisi de milletin meclisinin bütçe yapma hakkına tam bir tasalluttur. Hükümetin yasalarda ve bütçede öngören borçlanma yetkisini 2 trilyon liranın üzerine çıkarıyor. Bunu milletvekillerine soruyorlar. Milletvekilleri ne olduğunu izah edemiyor. Her halvekarda biz buradan söylüyoruz. Bu madde kabul edilemez. Bu madde de kabul edilemez. Anayasaya aykırıdır. Anayasa aykırı uygulamalar torbalara sıkıştırılıp torbaların içine konup getirilirken, zamlar da yağmur gibi yağarken Bakan Şimşek de sosyal medya mesajları atıyor. Dün yine sosyal medyadan programımızın 3 temel bileşeni var diye başlayan bir mesaj atmış. Pardon Sayın Bakan, biz bir şey mi kaçırdık? Siz zam zulüm dışında millete ferah çıkaracak bir program açıkladınız da biz mi duymadık? Böyle plansız programsız gidilirse ekonomide uyum maliyetinin her gün artacağını bakan da farkında. Ama sarayın baskısı karşısında yapacak bir şey yok. Bakan Şimşek'in halen mutasavver olduğu anlaşılan bu programının ilk maddesi olan mali disipline ek bütçe olmadan borçlanma limitlerini arttırmak ne kadar dahil?
Nereye harcayacağını belirtmeden borçlanmak, mali disiplin dediğiniz şeyin neresine sığıyor? Peki hazinenin ödeyeceği kur korumalı mevduatı teşvik yükünü Merkez Bankası'na devrederek ve bunu para basarak finanse etmek hangi mali disipline sığıyor? Bütçe açığını Maastricht kriterleriyle uyumlu bir seviyeye bu şekilde mi çekeceksiniz? Peki enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkıştırma ile kur korumalı mevduatın yükünü Merkez Bankası matbaasına ödetmek söylediklerinizle ne kadar bağdaşıyor? Para basarak enflasyonu nasıl düşüreceksiniz? Bir de enflasyon hedefine uyumlu gelir politikaları diyorsunuz. Pardon ama sizin adı olan ama kendisi ortada olmayan, hala daha tasavvur aşamasındaki programınızın enflasyon hedefi ne? Hangi enflasyondan bahsediyoruz? Kimsenin artık güvenmediği. TÜİK'in enflasyonu mu yoksa gerçek enflasyon mu? TÜİK enflasyonu demişken bildiğiniz gibi TÜİK enflasyon bülteninde madde sepetini açıklamayı bırakmıştı. DİSK TÜİK sepeti açıklasın diye bilgi edinme hakkını kullanmıştı. Açıklarsın, açıklamazsın derken sonunda iş yargıya taşındı. Konfederasyonun açıklamasına göre TÜİK en son verdiği yanıtta yüzsüzlük çıtasını Everest'in tepesine çıkardı. Madde fiyatlarını soran sendikaya fiyat verileri hali hazırda mevcut değil. Hazırlanması ayrı ve zaman alıcı bir çalışma gerektiriyor. O yüzden madde düzeyinde fiyatları veremiyoruz diye yanıt veriyor. Yani madem elinizde madde düzeyinde fiyat yok, maddelerin fiyatı yok, siz enflasyonu neye göre açıklıyorsunuz? Ya bir önce çıkıp bunları bir izah edin. Torbada memur maaşlarına yılın ilk 6 ayında verilecek telafi zammını TÜİK'in böyle hesapladığı enflasyona göre, bu şekilde hesapladığı enflasyona göre vermek istiyorlar. Bir de telafi zammının üstüne de 8077 lira seyyanen zam getiriyorlar. Böylece en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkarıyorlar. Bu bir düzeltme. Ama eksik ve hakkaniyete uygun değil. Çünkü bu 8077 lira emekliliğe yansımıyor. Memurların emekliliklerine yansımayacak. Bunun mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınmayacağını yasaya, torba yasaya açık açık yazmışlar. Şimdi bu düzenlemede yine kamuda çalışan kalifiye elemanların, örneğin mühendislerin ya da sağlık çalışanlarının sıkıntılarına giderecek ayarlamalar da yok. Memurlar arasındaki maaş farkının kapatılması gerekçesiyle toptancı bir yaklaşımla büyük bir adaletsizlik de yaratılmış. Bürokraside liyakat hiçe sayılıyor. Maaşlar, ücretler artıyor ama vergi dilimleri de yerinde sayıyor. Dolayısıyla hükümet kaşıkla verdiğini kepçeyle almak için çaba gösteriyor. Son olarak en başta söylediğimizi yine tekrarlıyoruz. İlk 6 aylık enflasyonun telafisi yetmez. Madem enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası dediniz, o zaman gerçekçi bir enflasyon hedefini ortaya koymalısınız. Buna uygun bir artışı da ikinci 6 ay için yapmalısınız. Değerli basın mensupları, bu torbada sarayın bir tek emeklileri düşünmediği görülüyor. Önce seçim döneminde en düşük emekli aylığını 7500 liraya çıkarırken aylığı 7501 lira ve üzerinde olanların aldıkları para yerinde saydı. Şimdi bu emeklilere sizin seçimden önce verdiğiniz sözler var. Seçim sonrasında emekli maaşlarını kademeli olarak arttıracağız dediniz. Ama torba yasada buna ilişkin bir düzenleme yok. Aslında bu torbada emeklinin adı bile yok. Ne diyorsunuz emekliye? TÜİK'in gösterdiği makyajlı enflasyon kadar farkı al, sesini kes otur. Bu pervasızlığa tepkiler çığ gibi büyüyünce AK Parti'nin bir genel başkan yardımcısı çıktı. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil diye açıklama yaptı. Tabii ki
Teklifte emeklilerin olmaması emeklilerin olmayacağı anlamına gelmez. Burada biz varız. Ama bu teklifte emeklilerin olmadığı anlamına buz gibi gelir. Erdoğan da dün emekliye zam için belirsiz bir tarihe randevu verdi. İyileştirme için talimat verdim. Önümüzdeki haftalarda açıklayacağız diye top çevirdi. Yuvarlak lafları bırakın. Neden bu teklifte emekliler yok? Açıklayın. Yasa mecliste, komisyonda görüşülmeye başlanacak. 7500 liradan fazla maaş aldığı için seçimden önce yapılan maaş artışlarından yararlanmayan emeklilerimize yaptığınız haksızlığı telafi edin. Torba yasa, plan ve bütçe komisyonunda görüşülürken emeklilerimize hak ettikleri zammı hep beraber ekleyelim. Değerli basın mensupları, Mehmet Şimşek'in sosyal medya mesajlarında bol bol yapısal reform sözleri de var. Ama Erdoğan'ın yerel seçimlere giderken kısa vadede belli kesimlere maliyeti olacak. Bu yapısal uyum programını uygulamaya, açıklamaya hiç niyeti yok. Vitrine koyduğu iki isimle güvenilirliği sağlayabileceğine, mahalli idare seçimlerine kadar en azından Körfez'deki eski düşman yeni dostlarından bir miktar para bularak idare edeceğini sanıyordu. Ama kimse parayı gül yüzünüze, gül hatırınıza vermiyor. Ya ekonomimizi güçlendirecek somut adımları atarak güveni sağlayacaksınız, ya da komaya soktuğunuz ekonomiyi aspirinle, pansumanla idare etmeye kalkacaksanız, borç almak için emir almayı kabulleneceksiniz. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu söyleyen Erdoğan da bu gidişle Körfez ve Orta Doğu'da başka ülkelerin yeni bölgesel güç olma heveslerinin değirmenine su taşıyan kişi olacaktır. Kendi ülkesinde bu heveskarların düğünü umumiye komiserliğini yapacaktır. Bu milletin kalan nesi var nesi yoksa satacaktır. İşte en son İzmir'de Alsancak Limanı'nın işletme haklarını satmak için Körfez ülkeleriyle müzakerelere başlamışlar. Bu gidiş Nazım'ın insan olan vatanını satar mı? Suyun içip ekmeğini yediniz. Dünyada vatandan aziz şey var mı? Beyler bu vatana nasıl kıydınız? Dizilerini hatırlatıyor. Diğer taraftan bu politikasızlığın ve piyasalara vurulan prangaların sonucunda ihracatçı firmalarda ızrar halinde. Koca şirketler şimdilerde %40-50 faizi 3 aylık kredi peşine düşmüşler. Bankalar krediyi bir seferde vermiyor. Parçalara bölüyorlar, bir kısmını mevduat olarak tutacaksın diyorlar, gıdım gıdım kullandırıyorlar. Uygun şartlarla kredi bulmak istiyorsanız da bu %40'lık döviz vermenin çok daha fazlasını vermek zorundasınız. Bankalara satmak zorundasınız. Sizden dövizi ucuza alan Merkez Bankası ham maddeyi ithal etmek için döviz talep ettiğinizde bunu satış kurundan pahalıya satıyor. Yani Merkez Bankası'nın alış ve satış kurları arasındaki fark bu döviz teslim zorunluluğu oldukça şirketler için zarar meydana getiriyor. İhracatçı limon gibi sıkılıyor. Bu nedenle ihracat dövizlerinin satılması zorunluluğunu ve bankaların ihracatçının dövizini satmasına bağlanan elverişli kredi uygulamalarını hızla kaldırmak gerekiyor. Aksi halde zombi şirket şampiyonu yaptıkları Türkiye'de işler sürdürülemez bir noktaya gidecektir. Değerli basın mensupları, yerel seçimlere kadar kalan 8 aylık dönemin siyaseten çok sert geçeceği, saray eliyle gerilen siyasetin iplerinin çok daha sıkılacağı anlaşılıyor. Türkiye İşçi Partisi'nin seçilmiş milletvekili Can Atalay hala tutuklu. Mecliste ona oy verenlerin hakkını savunamıyor, milletin iradesine pranga vuruyor. AK Parti'nin Diyarbakır milletvekillerinin sözlerini de anımsatarak hükümetin neyi neden yaptığını hatırlatan, sarayın yeni bir çözüm süreci başlatma ve terörist başını salıverme niyetinden bahseden, bu çerçevede ironi yapan gazeteci Merdan Yanardağ terörü övme iddiasıyla tutuklanıyor. Sonra da televizyon Tele1
Merdan Yanardağ'a isnat edilen suçla hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir madde üzerinden 7 gün yayın durdurma cezası alıyor ve üstüne de ağır bir para cezası da veriliyor. Bunlara baktığınızda artık niyetin susturmak falan değil, topluma doğru bilgi veren kanalların kapısına kilit vermek olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Milletimizi vergilerle, faizlerle, enflasyonla ezerken, ülkemizi başka ülkelere peşkeş çekerken, yandaşı ranta boğarken, hükümet bunlar konuşulmasın, söylenmesin istiyor. Ve ülkemizin üstündeki istibdat bulutu giderek koyulaşıyor. Ama son seçimlerde her iki kişiden birinin istibdada karşı birleştiğini unutuyorlar. Ayrılıklarını ve farklılıklarını bir tarafa bırakmış, aynı bundan bir asır önce olduğu gibi vatan ve hürriyet aşkıyla bir araya gelmiş, 25,5 milyon vatandaşımızı görmezden gelmeye uğraşıyorlar. Saray seçimlerin Mayıs ayında bitmediğinin, yerel seçimlere kadar devam ettiğinin farkında. Bu seçimde, Mayıs'ta yapılan seçimde elde ettiği her şeyi yitirebileceğinin de farkında. En çok da karşısında birleşen milyonlardan korkuyor. Bu gücü dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Biz bu gücü korumak, zulme karşı çıkmak, önümüzdeki seçimde 25,5 milyon oyu 35 milyon yapmak için Halil İbrahim sofralarında bir araya gelmeye devam edeceğiz. Önceki seçimi kazanamamış olmak hepimizi üzdü. Hayal kırıklığına uğrattı. Ama artık bu yılgınlığı üzerimizden atma, birleşme, 25,5 milyonun hakkına sahip çıkmak, Erdoğan hükümetinin zamma, zulme, hukuksuzluğa dayanan siyasetine son vermek için bir arada olma zamanıdır. Birleşmiş gücümüzü tahkim edeceğiz. Bizim yönettiğimiz büyük şehirlerin dışında kalan büyük şehirleri de bu hükümetin elinden alacağız. Bu zalimlerin saltanatını, bu ucube rejimi bitirmenin önünü açacağız. Hepimizin önceliği bu olmalıdır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Şimdi Erdoğan eğer terör sevicilikten, bebek katillerini övmekten bahsediyorsa önce saraydaki aynasına bir bakacak. Kimin bebek katilinin mektubunu seçim kazanmak için okuttuğunu bir hatırlayıverecek. Gazeteci Merdan Yanardağ onların hain terörle işbirliği planlarını açıklamıştır. Sıkıntıları bundan. İkinci kısma gelince, aslında bu Erdoğan'ın sözleri geldiğimiz noktayı açıkça ortaya koyuyor. Saray Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin baskını üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştığını ortaya koyuyor. Hep söylüyoruz, hedef bellidir. Artık birlik ve beraberlik zamanıdır. Teşekkür ediyorum.